birlikteyiz. Bugün Altay Cumhuriyeti'nde gördüğüm iyi ve kötü birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle Altay Cumhuriyeti'nde basılmış bazı eserler, broşürler var. Onlardan biri mesela bu. Gördüğünüz gibi atalarımız demir dövüyor ve bir bozkurt burada bekliyor. Bunların fotoğraflarını da ayrıntılı bir şekilde koyarak anlatacağım. Bu ilginç bir broşür olmuş. Altaylarda basılan bir broşür bu. Nasıl cesaret etmişler buna diye düşünmüştüm ilk elime geçtiğinde. Bir başkası yine Altay'daki kaya resimleriyle ilgili basılmış olan başka bir broşür. Bu broşürleri basan yayın evinin adı Akçiçek Yayın Evi, yani Akçiçek Yayın Evi. Gorna Altay'sı da, yani Altay'ın başkentinde işlemlerini sürdürüyor, kitaplarını basıyor. Her gittiğimde de uğruyorum, yeni çıkmış kitapları getiriyorum. Onun dışında Tataristan Devlet Eski Başkanı Mintemir Şaimeyev'in katkılarıyla Gorna Altay'sı'na bir anıt dikilir. Bu anıta da bütün Türk devletlerinden yazılar gelir. Dünyada nerede Türk yaşıyorsa onlar da kendi duygularını o anıta bırakırlar. O anıtta Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir yazısı var ve o yazı gerçekten canımızı sıkan bir yazı oldu. O yazıyla ilgili de bazı görseller paylaşıp o yazıyla ilgili değerlendirmeler yapacağım. Bir de Altay Cumhuriyeti'nde Altaylı Türklerin dikmek istedikleri bir anıt var. Bu anıt da bahsetmiş olduğum bu görselleri olan broşürde ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Altaylı Türklerin dünya Türklerini simgeleyen büyük bir anıt projeleri var. Ancak maddi kaynaksızlıktan dolayı bu anıtı yapamıyorlar. Bunlarla ilgili biraz konuşacağız. Önce Altay'daki bütün anıtların belirli bir ifade taşıdığını bilmemiz gerek. Bütün anıtlar Türk mitolojisi ile ilgili birçok simgeleri barındırıyor. Onlardan bir tanesini göstereceğim şimdi size. Onu izliyoruz. Altay Cumhuriyeti'nin girişindeyiz. Bu anıt Akçakı'nı temsil ediyor. Yukarısındaki Akçakı bütün Altay evlerinde, köylerinde göreceğimiz bir semboldür. Bu Akçakı'nın ne anlama geldiğini anlatacağız. Hemen anıtın üst kısmında da Altay Cumhuriyeti'nin devlet arması var. Türk mitolojisinde de çok önemli yeri olan ejderha motifi, altta üstte de 3 Sümer Dağı'nı simgeleyen 3 tane dağ var. Altay Cumhuriyeti'nin girişindeyiz. Gördüğünüz gibi Altay Cumhuriyeti'nde yapılmış olan anıtların, evlerin önündeki, arkalarındaki, damlarındaki yapıların hepsinin bir anlamı var aslında. Hiçbiri boşuna değil. Tıpkı atalarımız gibi yaşadıkları için de bizim atalarımız nasıl yaşarmış, nelere inanırlarmış, hangi sembolleri kullanırlarmış, onları bugün Altay'da görüyoruz. Hep diyorum ya, işte Hakasya, Altay ve Tuva bölgeleri, Yakutistan bölgesi, Sibirya'nın birçok bölgesi Türk kültürü, Türk dili için laboratuvar niteliğindedir. O yüzden oralara dokunulmaması gerekir. Oralarda misyonerlik faaliyetlerinin yapılmaması gerekir. Oralara her türlü kültürel yozlaşmayı sokabilecek şeylerin engellenmesi gerekiyor o bölgelere. Bu nedenle buradaki Mintemir Şaimeyev'in Tataristan Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanının diktirmiş olduğu bu anıtı şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu anıtta Göktürk yazıtlarından tutun da İran Türklerine, Kazaklara, işte Altay Türklerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne varana kadar birçok Türk topluluğunun yazıları var burada ve duygu ve düşünceleri var. Burayı dünya Türklüğünün merkezi olarak gördüklerini anlatan bir yazıdır bu. Şimdiki videoda bu anıtın çevresini bir dolaştıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin oraya koymuş olduğu bu yazıyı okuyacağım size. Şimdi başla. Altay Cumhuriyeti'nin girişindeyiz. Burası Türklerin ata yurdu. Kazan Tatarları tarafından Altay Cumhuriyeti'nin girişine bütün dünya Türklerini sembolize eden bu anıt dikilmiş. Anıtta Göktürk yazıtlarından tutun da günümüzün Türk devletlerine varana kadar, Türkiye Cumhuriyeti'ne de varana kadar hepsinin yazıları var. Gelecek nesillerine sesleniyorlar ve sizin ata yurdunuz burası, unutmayın diyorlar. Dünya Türklerini sembolize eden bir anıt dikilmiş Altay Cumhuriyeti'nin girişine. Burada birçok Türk devleti'nin kendi yerel ağızlarında yazıtlar dikilmiş. Burası Altay Türkçesindeydi. Diğer tarafta İngilizcesini de koymuşlar.
tüm Türk halklarının ortak noktası olarak belirlenmiş. İran'da da Türkler yaşadığı için İran dilinde de İran bayrağıyla birlikte konulmuş. Ve Türk motifleriyle bezenmiş bir anıt. Selçuklu yapılarında da görülmüş olan bir simge. Abi İran'ın yarı nüfusu Türk, o yüzden var. Evet, bu yazı beni neden rahatsız etti onu söyleyeyim. Yazıda o kadar çok Türkçe olmayan kelime var ki. Şimdi bu yazıyla ilgili kısa bir dil çalışması yapalım. O bölgelerde söylemiş olduğunuz her sözcüğün büyük köprüler kuracağını, yapmış olduğunuz küçücük hataların da büyük kocaman köprüleri havaya uçuracağını bilmemiz gerekiyor. Bunu sıradan insanlar belki yapabilir ama bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmaması gerekir. Bir kere yazının başlığını görüyorsunuz. Gelecek nesillere nasihat. Başlıkta bile 3 tane sözcük var. 2 tanesi Türkçe değil. Biri nesil, biri de nasihat. Nasihat yerine öğüt kullanılabilir miydi? Tabii ki kullanılabilirdi. Nesil yerine de oğullarımız ya işte gelecekteki çocuklarımıza öğütler denilebilirdi. Gelecekteki Türklere öğüt denilebilirdi. Yani illaki nesil nasihat kullanılır mı? Yine bakıyoruz işte bu anıt eski kadim boyların, bir kere zaten eski ve kadim eş anlamlı. Hem eski hem kadim. Yani çok mecaz yapıp da çok eski mi demek istediler? O zaman çok eski deselerdi. Kadim Arapça bir sözcük. Arapça ve Farsça sözcüklerin o coğrafyada kullanılmaması neden önemli? Çünkü Altay Cumhuriyeti, Hakasya, Tuva bu topraklar İslam'la tanışmamış topraklar olduğu için dillerinde Arapça ve Farsça sözcük neredeyse hiç yok. Bu nedenle bizler kuracağımız cümlelerde Arapça ve Farsça sözcükleri ne kadar az kullanırsak o kadar o topraklarda anlaşmamız kolaylaşır. Şimdi bu yazıyı bu haliyle okuyan bir Altay Türk'ü der ki ya Türkiye'deki insanlar Türkçe konuşuyor dediler ama yani baktık biz bunu hiçbir şey anlamadık. Bu nasıl bir Türkçe? Bunlar demek ki Türkçe konuşmuyormuş gibi. Bizdeki Emin Çolaşanlar orada da vardır mutlaka. Bu şekilde yorumlar yapabilirler. Ben mesela gittiğim zaman herhangi bir Türk topluluğunun yazısını gördüğüm zaman okuyup anlamaya çalışıyorum. Ve anlayabildiğim kadar da azıcık da anlasam bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu bizim aramızdaki köprüdür. İşte bu anıt eski kadim boyların devlet meselelerini, mesele yerine sorun deyin, niye Arapça? Görüşmek için bir araya geldikleri yiğitlerin küheylanlarına, küheylan yerine sanat yapacağım diye Arapça bir sözcük kullanmanın bir anlamı yok. Atlarına desen bütün dünya Türklüğü anlar. Yiğitlerin, yiğit onlarda da cigit, jigit gibi kullanılıyor zaten. Yiğitlerin atlarına binerek sefere değil de savaşa çıktıkları, savaş eski Türkçeden beri var, Göktürk yazıtlarından beri var. Suguş şeklinde. Yer etmiş olaylar anısına düzenlenen kutlamaların yapıldığı yere Dağlık Altay'a dikilmiştir. Burası Türk medeniyetinin. Buraya medeniyet yerine başka bir sözcük mutlaka bulunabilir. Burası Türk ışığının doğduğu yerdir olabilir. Yani medeniyet dememize gerek yok. Türk uygarlığının doğduğu yerdir diyebiliriz. Tekrar gelecek nesiller demiş. Tekrar gelecekteki oğullarımız, kızlarımız denilebilir. Daha sanatsal olur. Kökenlerinizi hatırlayınız. Hatırlamak yerine anımsamak kullanılabilir. Kökenlerinizi unutmayın denilebilir. Atalarınızın yaptıklarıyla gurur duyunuz ve adınıza layık olunuz. Layık gene Arapça bir kelime. Hele son cümle zaten tamamen berbat. Mavi gök kubbe altında ilelebet payidar kalınız. Payidar nedir ya? Türkiye'de bugün kim kullanıyor payidar kelimesini? Bunlar 100 yıl öncesinin sözcükleri zaten. İlelebet kelimesini bugün kim kullanıyor? Sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayın. Sonsuza kadar başarılı kalın. Yani Türkçesi birçok şey kullanılabilirken neden bu kadar çok Arapça? Bu metinde kaç tane sözcük var? Kaç tanesi Arapça? Ona da bakmak istiyorum.
57 sözcükten oluşan bu metinde 14 tane Arapça farsça sözcük var. Yani beşte birinden fazla, her beş sözcükten en az bir tanesi Türkçe değil. Bu işte anlaşmayı zorlaştıran şey, o coğrafyalarda anlaşmamızı zorlaştıran şey. O bölgelerde attığımız her adıma dikkat etmeliyiz. Hele hele devletin bu şekilde bir yol izlemesi gerçekten çok üzücü. Evet, bu anıtla ilgili de birkaç görsel izleyeceğiz şimdi. Anıtı buraya dikenler Kazan Tatarları. Yani dünyanın en büyük Türk topluluklarından biri olan Kazan Tatarları dikmiş. Runik yazıyı gördüm, evet. Göktürk yazısı. Evet, runik yazıyı da koymuşlar. Türklerin ilk yazısı. Ve buradaki yazıyı size okuyacağım. Gelecek nesillere nasihat. Bravo. Bravo. Bu anıt eski kadim boyların devlet meselelerini görüşmek için. Evet, bu görselleri izledikten sonra elimdeki şu broşüre geçebiliriz. Birincisi kitabın kapağı. Bu kapakta Ergenekon'dan çıkmak için atalarımız demir dağları eritiyorlar. Biliyorsunuz o destanda bir bozkurt önderliğinde. Evet, şimdi gelelim elimdeki broşüre. Bu broşürün kapağı zaten direkt dikkat çekici bir kapak. Kapağından önce bu broşürün iki sayfa içine bakıyoruz. Bu broşürde Tataristan Devleti eski Cumhurbaşkanı Mintemir Şaimev'in, yani Bendemir Şahinoğlu'nun bir yazısıyla başlıyor ve bahsetmiş olduğum anıt da bu broşürün ilk sayfalarında yerini almış. Burada Mintemir Şaimev de tüm dünya Türklerine teşekkür ediyor. Broşürün başına bakarsak, elimizdeki bu küçük kitapçığın başına bakarsak, burada atalarımız Ergenekon'dan çıkmak için demir eritiyorlar ve bir bozkurt önderliğinde Ergenekon'dan çıkmaya hazırlanıyorlar. Altay Türkleri için Ergenekon destanı çok önemlidir. Bozkurt ve Ergenekon destanları Altay Türkleri için gerçekten çok önemlidir. Çünkü oraya nereye gidersek bize bu destanı anlattılar. Bu videoyu bugünlerde yapmamın en önemli nedeni de biri vardı Türkiye'de, profesör lakaplı biri. O demişti ki Bozkurt ve Ergenekon destanları Cumhuriyet devrinde uydurulmuş destanlardır. Bu profesörün niyetini ben çok iyi anlıyorum. Demek istiyor ki yani Türk milletinin kökü falan yoktur, uydurmayın böyle şeyler. Yani Türk milletinin temel dinamiklerine, bizim kökenlerimize savaş açmış bir profesördü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bir televizyon konuşmasında bunu kulaklarımla duydum. Bu destanlar Cumhuriyet devrinde uydurulmuş destanlardır dedi. Peki Cumhuriyet devrinde biz uydurduysak, Altay Cumhuriyeti'ndekini de mi biz uydurduk? Bu broşürü basan da mı biziz? Bu broşürü de mi Atatürk ve Atatürkçüler bastırdı? Aslında ben onların niyetini çok iyi anlıyorum yani. Aslında onların kime düşmanlık etmek istediklerini de çok iyi anlıyorum. O nedenle Altay Cumhuriyeti'ndeki Bozkurt ve Ergenekon destanlarının varyantlarını biliyoruz. Bunları da derlemiştim. Altay Cumhuriyeti'ndeki değerli dostum Anatoli'nin Ergenekon destanını anlatışını Evet. izleyeceksiniz. Bu işte anlaştığımız kadar bizde de böyle bir destan vardır. Yani halbuki hep Türk halkların ana yurdu Altay diyorlar. Evet. Buradan gitmiştir. Böyle bir destan vardır. Yani orta çağlarda eskide yani Orta Asya'da yani Türklerin eski Hunlarmış. Onlar halklar yaşamış. Ama komşuları Jujanlar diyorlar. Jujan Rusça. Bu Evet. ki Juan Çinliler. Juanlar. Evet onlara savaşmıştır ve hep bu halkları öldürdüler. Sadece bir diri şey çocuk kalmış. Erkek çocuk Evet. kaldı. Ama o da yararlıydı. Ellerini kesmişti, bacak butlarını, ayaklarını kesti ve ölsün diye yani gölü bıraktılar. Ama kendileri geri memleketine döndüler. O askerler, düşmanlar. Ama onun gaganı, hanı soruyordu. Hepsini öldürdünüz mü? Sonra onlar bizi gelmeye, bize öldürmez mi diye sordu ama bir çocuk kalmıştır ama o ölecek diyorlar. Evet. Ama gaganı kızmıştır ve geri askerlerini döndürdüler yani öldürsün diyerek o çocuğu. Ama şu anda askerler geri dönünce yani çocuk yaralı şeyde gölde yatıyordu kalmıştı ve şeydi şu anda yani kurt gelmiştir. Bozkurt. Evet. Bozkurt gelip o yani çocuğa yardım etmiştir. Yalıyor yani bir de ilaçlar yapıyor getiriyor başka bir yerden ve yani bir abi dirildi. Ayaklarına durdu işte. Evet. Evet.
Bir de işte destanda söylüyorlar. Ondan sonra onlar beraber eşi olarak yaşamışlar. Erkekle karısı olarak yaşamışlar. Ama işte düşmanlar haber duydular. Yani halbuki o çocuk ölmemiş. Bir de Asya'da yaşıyor ve kurt onu kurtarmış diye duymuş ve öldürmeye kendinin askerlerini gönderdi o çocuğa. Düşmanlar gelip şu canlarını Çinliler belki geri döndüler. Gelip yani belki çocuk öldürmüşlerdir. Ama kurt kaçtı onlardan. Kaçayarak yani dağlara gitti. Dağlara gidip yani dağlı yere gidip bizim Altay'a gelmiştir. Evet. Bir de dağlarda yani mağarada şu anda hamiledir. Hamiledir o kurdumuz ve mağarada 10 çocuğunu doğdurmuştur. Onlardan yani böyle bir Türk halklar Aşın diye böyle bir haganlar gitmişler. Evet, Aşina soyu. Gitmişler. Bir de böyle bir destan mı var? Destan legenda var. Evet. Bir de onlarda söylüyor nerede o yer. Tam kimse söylemez. Ama ondan söylüyor 2-6 ay içerisinde en büyük yani soyun birleştiği bir yer orasında yani bir dağlar diyorlar, mağaralarlı. Evet, işte söylüyorlar ki yaşlı adamlar belki bu yer diyorlar. Bu arasında onun gibi anlattığı kadar güzel bir yere mağaralı dağlar var ve en büyük sonun Mongolia sınırında Asya tarafında dağın böyle yeri var diye. İki suyun birleştiği yer mi? İki suyun birleştiği yerinde arasında dağlar var. Evet. O orada yani kurt yani kendini çocuğunu doğduruyor. O da Çuy Nehri ile Katun Nehri'nin birleştiği yer olma ihtimali yüksek değil mi? Bu yerde o yerin yakında yüksekte bu dağlarda diyorum. Tamam. Şimdi bizde böyle planlar, proje vardır. Çuy Nehri ile Katun'un birleştiği yer burası. Evet. Evet, onun yakınındaki dağlarda olduğu anlatılıyor. Böyle anlamı vardır. Şimdi böyle yani bu dağlarda. Şimdiki Cumhuriyet'e böyle planlar var, proje vardır, turistik böyle burada yeni bir kutsal yer yapmak istiyor. Yani Türk halkların merkezi olmasın diye, çok olsun güzel diye. Evet. Yani burada Türkler geliyor, kendilerinin törenlerini kurmalarını yani törenler yapmak için böyle merkezi, Türklerin merkezini burada yapmak. Evet. Projekte planlar var böyle. Evet, çok güzel. Öyle. Biz seneye amatör olarak o planı gerçekleştireceğiz. Tamam. Güzel olur değil mi? Olur. Anlattığın destan bizdeki Ergenekon destanının neredeyse aynısı. Çok benziyor. Bizde ufak tefek değişiklikleri var. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim Mergen. Ergenekon destanı neden bizim için önemli? Neden bunun üzerinde duruyorum? Çünkü gördüğünüz gibi Altay Cumhuriyeti'nde bu destan anlatılıyor ve var. Ve bunu broşürlerine de basmışlar. Yani o profesör lakaplı kişi bunu bilmediğinden değil. Kökenlerimize düşmanlığı olduğu için bunu yapıyor. Broşürün içine doğru ilerliyorum. Burada Türk milletinin soy ağacı var. Çok ilginç bir ağaç. Bu ağacın en altında Sümerler var. Yani Türkleri Sümerlere dayandıran bir ağaç, ulus ağacı. Bizim ulusumuzun hayat ağacı bu. Ağacın kökünde Sümer'den beslenen bir Türk milleti var kökende. Hazarlar, Bulgarlar, Gunlu yani Hunlar, Galibiye Türkiye, Göktürkler, Sikifi yani İskitler, Saki yani Sahalar, Avarı yani Avar Türkleri. Burada da ağacın kökünde Türk dili ağacı diyor. Daha sonra da ağacın köküne Türkçe dili yazılıyor. Sonra da dillerimiz ayrılmış. İşte Çuvaş, Yakut. Türkçenin iki lehçesi olarak bunları biz öğretiyoruz derslerde. Sonra sağ koldan ilerleyince Uzbeki yani Özbek, Uyguru yani Uygur. Gene sağdan ilerlediğimiz zaman Tofalari yani Tofalar yani Karagaz Türkleri. Tuvansi yani Tuva Türkçesi, Altay, işte yukarıda Kazak, Başkortı, Kumukı, Karayımı yani Karayım Türkleri, Urumu demiş Anadolu Türklerini kastediyor galiba. Kumukı, Kumuk Türkçesi, Azerbaycanski, Turki, Türkmeni, Gagavuzi, Balkanskiye Türki yani Balkan Türklerinin dilleri diye Türk dilini bu şekilde ağaçta sembolik olarak göstermiş. Altaylı Türk kardeşlerimiz Ergenekon olduğuna inandıkları yere yani dünyaya Türklerin yeniden hakim olmak için çıktıklarını düşündükleri yere bir destandan yola çıkarak bir anıt dikmek istiyorlar. İşte o anıt da burada anlatmışlar. Burada Kültigin'in
Moğolistan'daki heykelini koymuşlar. Buraya da o anıtın yapılacağı yeri daire içine almışlar. Bunların hepsini fotoğrafta göreceksiniz. Neden buraya bu anıtı yapmak istiyorlar? Çünkü buranın Ergenekon olduğuna inanıyorlar. Buranın Ergenekon olduğuna inanmalarının nedeni de Çuvaş sinolog Biçurin ve tarihçi Gumilev'in Ergenekon'u aramamız gereken yerin burası olduğunu söylemeleridir. Altaylı Türkler de bu nedenle bu bölgede tüm dünya Türklüğünü temsil eden büyük bir anıt yapmayı düşünüyorlar. Bu anıt nedir? Türklerin göçebe kültürünü temsil eden bir çadırdır. Ve bu çadırın tepesinde bütün Türk devletlerinin neredeyse hepsinin bayrağında yer alan güneş motifi var tepesinde. Bizim de bayrağımızdaki yıldız değil, aslında güneştir. Araştırırsanız birçok yerde bu konuyla ilgili yazılar var. Güneş bizim mitolojimizde önemli yer tutan ögelerden bir tanesidir. Kamlık inancının da en kutsallarından bir tanesidir. Bu anıtı Çuy Nehri ve Katun Nehri'nin birleştiği yere yapmak istiyorlar. O bölgeyle ilgili görüntüler izliyorsunuz. Siz bu görüntüleri izlerken başka bir olaya daha değinelim. Peki Rus yönetimi, sonuçta Altay Cumhuriyeti bağımsız bir devlet değil ve Rusya'nın egemenliği altında yaşayan bir Türk devleti. Peki Rusya Altaylı Türklerin bu tip çalışmalarına nasıl bakıyor? Mesela bu anıt yapmalarıyla ilgili bir yasak getirmiyor mu? Evet, hiçbir yasak getirmiyor. Bu konuyla ilgili bir yorum da yapmıyor. Ancak ne yapıyor? Tam anıtı dikmelerini, tam anıt dikecekleri yere devasa bir şantiye kuruyor ve Kazakistan Altay Cumhuriyeti'ne bağlayan bir karayolu inşaatına girişiyor. Birçok yerden bu inşaatı, karayolu inşaatını yapabilecekken tam da bu anıtı yapmayı düşündükleri yapmaları da edindiğimiz bilgilere göre tesadüf değil. Yani yasaklamıyorlar. Evet, bu anıtla ilgili fotoğrafları görüyorsunuz. Ve bu bölgede oldukça fazla Türk dönemlerinden kalma runik yazılar, balballar, dikili taşlar var. Büyük bir çoğunluğu müzelere taşınmış. Buraların zaten hepsi kurganlar ve dikili taşların yoğun olarak bulunduğu yerler. Ve kutsal yerlerin de bolca olduğu yerler buralar. Bu nedenle arkadaşlar bu videomu da izlerseniz altına beğeni bırakıp yorum yapmayı unutmayın. Bunları da neden söylüyorum? Ben YouTube'dan para kazanan biri değilim. Ama o bölgelere gidip de çekim yapmak büyük zaman ve büyük paralar harcamak gerekiyor. Ancak o bölgelere gidip de çekim yapmak gerçekten çok büyük bir külfeti var bu işlerin. O yüzden videoların altına da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Mesela Ergenekon videom 117 bin izlenmiş ama abonem 6 bin. 117 bin izlenen videom yine 4 bin küsür beğeni tıklaması almış. 117 bin kişi izlemiş. Hepsi tıklama bir beğeni tıklamış olsalardı bugüne kadar
gerçekten videomda iyi yerlere gelmiş olurdu. Evet, Kaan geldi. Sallıyor videonun bitişinde. Bir de oradan uzaktan selam ver oğlum izleyenlere. Hadi bakalım. Önce göbek. Gelecek yıl için Moğolistan gezi planımız var. 30 Ağustos'ta çıkış, 22 Temmuz'da dönüş şeklinde iki bölümden oluşan bir gezi. Gezinin ikinci bölümünde Batı Moğolistan'a gidip Tavan Boğut bölgesini gezeceğiz. Moğolistan Altaylarını. Onun dışında da işte yazıtları, Orhun, Selenge ırmakları, Tamır Nehri, Türklerin kutsal nehirlerini gezeceğiz. Ve Duka Türklerine gideceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.